Dostlarım, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine bir prodüksiyonlu video ile beraberiz. Bugün ben paraya kıydım arkadaşlar. Gittim sizin için, dedim ki benim takipçilerimin derdi var ve biz buna derman olacağız dedik. Kim? Kim doğru adam, kim? Cantaş mı? Ne alakası var Cantaş'la gitsin sevgilisiyle birlikte gitmiş. Deniz Özel'in ta kendisi. Yani 40 dakika sürem var. 40 dakikayı aşarsam artı 3000 lira vereceğim sana. Onun tamam. İçin hızlı olalım birazcık. Tamam. Param kalmadı. Tamam, bu videoya peki. Da like atmayı unutmayın. Her like 1 lira. Deniz'in ücretini çıkartmaya çalışıyorum. Ben sizlerden dertlerinizi istedim. Dertlerinizi dinlemek istedim ve inanılmaz bir şekilde videoya koyulamayacak dertler geldi. İşte kardeşimden hoşlanıyorum. Ensest. İnanılmaz. Söz verip sözümü tutamıyorum. İstesem de olmuyor demiş. Ne önerim var? Sen hiç söz verip tutamadın mı? Arkadaşlar kusura bakmayın, videoyu durdurdum ama böyle bir soru mu olur ya? Bir insan nasıl söz verip tutamamazlık yapmamış olabilir ki hayatında, salak çocuk. Tamam, ben mutlaka öyle bir şey yaşamışımdır. Çok sen güzel. Söz verip sözünü tutamayan bu insana ne önerirsin, ne yapsın? Biraz daha dikkatli davranmaya başlamalı diye düşünüyorum, benden feyz alarak mesela. Ben de biraz bu konularda uğraşamayan bir insanım ama insan ilişkilerinde böyle şeyler önemli diye düşünüyorum. Patatesi milkshake'e batırıp yemeyi çok seviyorum. Heh. Ama insanlar yadırgadıkları için yiyemiyorum demiş. Yani bir insan sırf öbür insanların görüşü yüzünden patatesi milkshake yiyemiyor. Bir dakika. Ben senin yanındayım. Neden? Çünkü kaşar ve Nutella artı ayran ve gofret ikilisine hiçbir şeye değişmem. Şeye bu değişmem. Bu iğrenç bir şey. Mükemmel bu. Bak, ayran ve gofret o tatlı tuzlu oranı, peynir Nutella, bir de onu tosta basıyorsun. Hayır, ben bu videonun eklentisi olarak onu yiyeceğim şu an. Çıkacak o görüntü. Bir dakika. Evet dostlar, şimdi Deniz Özevi'nin tezini çürütmek için Nutellalı ve kaşarlı tost yapacağım. Bakalım gerçekten güzel oluyor mu? Hemen kamerayı sabitleyeyim. Bir dakika. Lan. Bu mutfakta hiçbir şey yok ki kamerayı sabitleyecek. Şöyle küçük bir ekmek parçası koparttım. Yani çok aç değilim. Deneyeceğim sadece. Ekmek parçamın arasına tost kaşarı koyuyorum. Bakın. Sırf belki Deniz haklı çıkar diye tost kaşarı koyuyorum. Burada Nutella'm var. Ekmeğin içine kıvamında Nutella koyuyorum. Evet arkadaşlar, tost oldu. Direkt çıktığı haliyle aldım. Şöyle şurada bir çikolata parçası falan var. Yani şurayı kopartacağım. Kokusu kaşarlı Nutella gibi. Yani Nutellalı ekmek ve kaşarlı tostu sırayla üst üste yemek yerine ikisinin birleşimi gibi. Peki sen insanların bunu yadırgayacağını düşünerek hiç umurun olmuyor. Hayır. Ne seviyorsan onu ye. Kimse seni yargılayamaz bu konuda. Beatmaker'ım ama melodi bulamıyorum demiş. Ben mesela oturduğum yerde bir sürü şarkı yazabilirim şu an. Sana da bu esinlenme gelmesi lazım. Bir yerden bir şey lazım, ilham lazım, anladın mı? Hani beatmaker olup da beat yapamamak biraz abartı bir konum değil mi? Gerçi biz de YouTube... Ya bir şey diyeceğim, bu video çok ciddi ya. Ben eğlence kanalıyım, hayır ya. Diyor, beatmaker'sın, beat yapamıyorsun. Bu ne bu zaman kardeşim? Abi ara konuşalım yazmış, numarasını yazmış. Arayacağım. Bence de arayalım. Senden mi arayayım? Tamam, ben Muratan abiden arıyorum şu an. 0500... Ha, sesli söyleyeyim değil mi? Karşıma çıkma gücün yok aslan. Alo. Alo, merhaba. Kimsiniz? Emre Uzunboy ben. Dün dedim ki derdini yaz. Video çekeceğiz dedim Deniz Özevi'nle. Sen de ara konuşalım yazmışsın. Bak Deniz de burada. Merhaba. Aa abi. Ben vallahi hiç zannetmedim, biliyor musun? Neden ya? Numaranı ara dedim. Derdini dinlemeye evet, geldik. Derdini dinlemeye geldik biz. Oturduk. Aa. Bütün şu an herkes oturdu ve Elif'in derdini merak ediyor. Evet. Nedir derdin? Ya of ya. Şu an var ya, çok heyecanlandım. O yüzden bir şey yok yani. Derdin yok mu? Ya bağırtma geçti yani. Şeyleri. Bir dakika, derdi bizim aramamızmış ya. Ya Elif, kendine çok dikkat et. Acaba bana özel mi bu? Neden, senin mi var? Hepsi bende var yani şu an. Sınavlar, gelecek kaygısı, sivilceler, kilolar. Yani gelecek kaygısı için hiçbir şey diyemeyeceğim. O geçmeyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Benim gelecek kaygım YouTube'dan para kazanmaya başladığından beri. Gelecek kaygısı bende de var. Sınav kaygısı çok fazla var. Derslere çok giremediğim için. Sivilcelerle ilgili bir derdim yok ya benim çok. Benim var. Mesafe ilişkimi bitirmeli miyim? Çok kıskanıyorum herkesten. Mesafe ilişkisi olmaz. Ben ilişki dediğin yakınlık gerektiren bir şey diye düşünüyorum. Benim buraya bir tavsiyem varsa mesafe ilişkini bitirsin. Ya yani evet. Bir de herkesten nasıl kıskanır ki ya mesafe ilişkisi? Evet. Başkalarıyla takılırken kıskanırsın ya, onu anlayamıyorum. Takılıp takılmadığını bilemez ki. Çocuk evet, Bayburt'ta. Evet. Kız
Hatay'da Ta Duymaz'ın yan komşusu. Bir şey yok, anladın mı? Bir hani, ayrılma, elma. Neredesin? Şu an iyi evdeyim diyor çocuk. Celal ile Ceren, Klaptan. Şebnem demiş ki red yedim. Çok düz bir yazı. Benim var bir tavsiyem. Murat Boz'un Çok Kötü Olan Aşk filmi Dönerse Senindir izleyip Nutella yesin. Derin nefes almak istediğimde iki burun deliğim birbirine yapışıyor. Hiç nefes alamıyorum demiş. Bekle. İğrenç durmuyor mu? Bayağı iğrenç. Şey. Böyle yapıyorum değil mi ki? Derin nefes alınca burnu yapışıyor. Ceren de yapıştırdı. Ama sen yapıştırdın, onunki derin nefes alınca kendiliğinden yapıştırdı. Oha yap. Ne yapabilirsin? Derin nefes alınca geliyor. Yani benim buna bir önerim var. Kulak burun boğaz doktoru. Bir kızı seviyordum ama sevgilisi varmış ve sevgilisi en yakın arkadaşımmış. Bu kolpa bence. İşte, işte ben de bunu aynı şeyi konuşuyorum. Teşekkür ederim. Derslerden nefret ediyorum ama çalışmam lazım çünkü son sınıfım. Aynı şekildeyim şu an. Bir önerin yok mu? Çalışmıyorum yani ben mesela, çalış derim. Hani benim yaptığımı yapma, benim yaptığımı tamam. Ben şu anda kendisine hemen bir motivasyon videosu verebilir miyim şu an? Şimdi hemen bu sekmeyi kapat ve bilgisayarını bir kenara koy. Evet, ders çalışma vakti. Ama onun öncesinde bu kanala abone ol. Sen kendi en büyük derdini söyle mesela şu anki. Benim en büyük derdim ne biliyor musun? Clubhouse. Ha, onu seziyorum. Emre 5'e kadar uyumuyor. Ortaokulda sevdiğim biri vardı. Şu an bir şey hissetmiyorum ama her gün rüyama giriyor demiş. Şu an bir şey hissetmediğine emin misin ya? Birini rüyandan çıkarmak için ne yaparsın? Bir ritüelin var mı bu konu hakkında? Birini rüyama sokmak için ritüelim var. Anlat. Direkt bir en basitinden bütün akşam onu düşünüyorsun. Bana şey olmuştu, ben birkaç yıl önce Michael Jackson'ın Hayaleti diye bir korku videosu vardı 7 saniye. Oha. Böyle bir anda Michael Jackson'ın Hayaleti çıkıyor. Evet. Acayip çok video. Ciddi çıkıyor bu arada. Önce gece gördüm ben onu. Çok o kötü. O evde dolaşmıştım ben ama bana... rüya da 7 saniye. Arkadaşlar, Kırmızı Oda'nın sonuna geldik. Maalesef ki. Dertlerinize güzelce derman olduk diye düşünüyorum. Ben terledim ya. Çok afasıcılar bastı bana gerçekten. Kendinize çok dikkat edin. Deniz'de daha fazla video istiyorsanız beğenin ki paralar yatsın. Ben de yeni parasını ödeyebilirim. İşte abonesi arttıkça fiyatı artıyor. Evet, biraz öyle. Bu influencerlar. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlar.